Buraya gitti bile. Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bugün misafirlerimiz var. Yusuf geldi. Yeni askerden geldi Yusuf. Eski kuşçulardandır. Onun abisi var. Mehmet. Hayrettin'i zaten tanıyorsunuz. Kuşçu Atmaca Hayrettin. Ayrı. Kuşçu Hayrettin. Atmaca Ayrı. Atmaca Ayrı. Vallahi bugün şöyle bir havada fena değil. Şimdi şöyle bir damızları çekelim. Ondan sonra da bir uçum kümesine geçeceğiz inşallah. Kuşlara şöyle bir banyo suyu için bir su koyduk. Onun içine de arkadaşlar bir pirinç tanesi kadar göztaşı koyuyorsunuz. 5 litre suyun içerisine. Bir pirinç tanesi kadar göztaşı. Bırak babanı oraya, tamam. Koyuyorsunuz. Ondan sonra kuşları duş oluyor. Bu göztaşı hem hayvan üzerindeki bitlere hem de dış parazitlere, ayrıca dış çiçeğe de çok iyi geliyor. Onları da kullanırsınız. Hayvanlar da burada toprağa saldırmışlar. Buradan görebilirsiniz. Şimdi bu gençlerin arasında sadece Hayri de var arkadaşlar, kuş. Bu arkadaşlar da zamanın hızlarından zamanla çok kuş yakaladılar. Çok kuş beslediler ama şu an bunlarda kuş yok. Burada bir tane sabun dişi vardı. Hatırlarsınız belki. Ya video çekiyorum burada babaanne. Şimdi babaanne. Adalar altına. Tamam tamam. Bu tarzı maydanoz. Buraya maydanoz. Maydanoz ekmişler de. Onun babaanne onun lafını yapıyor. Al tatlar bir var. Kuşlar suya girdiler. Yani illa baban dedin ki videoda çıkacağım dedin. Şimdi kuşa suya saldırırlar bunlar. Sen sabunu giderken buraya gelip uyardın mı hiç? Geldi buraya ya. Kaç gün buraya inmeye çalıştı abi. Yani onu yakaladılar ya. Aynen öyle. Ya sana %1 milyon diyorum, sana yakaladılar o kuşu yani. Başka bir şey değil ya. Ya top kuşu bana giderdi ya sana buraya. Yok abi, kuş hayvan 3 gün 4 gün şu çatıda kaldı, buraları inmeye çalıştı filan. İnemedi, basmadı yani. Ama o kuş tuttular. Aynen öyle abi, bence de yakaladılar. O kuş tuttular yani. Ama uçurlarsa gelir abi o. Ya ya gelmez gelmez. Bu saatte sonra gelmez. Bir eş aldım gelmez o çok böyle. Gelmez gelmez. O kuş gelmez yani. O eş aldım mı yağlı aldım da gelmez. Bir saatte sana gider. O çok kolay. Ya da Muhammed'e gider. Muhammed oldu. Muhammed'e gelmedi abi. Muhammed'e daha geçer. Muhammed tamam. Ya Muhammed'e hiç şuna gelmedi. Muhammed'i dışarıyı gördün mü bilmiyorum da. Yok, uçmadı uçmadı bile Muhammed abi. Sadece bizde bile burada. Abi dışarı gördüm. Yer aradı kayboldu. Uzadı gitti. Yemdeliyordu. Ah, dalın bakalım suyun içine. Yavrusu kaldı bu. Bir tane mavi yavrusu var işte o kümeste. Geldi mi abi akşam onu? Geldi geldi. Ben gittim baktım kümesi önünde bekliyordu. Abi o sıkıntı ya. Bu gidişle. Niye abi? Babanı şimdi zamanı buldun mu yani? Sen de bir şey bekliyor musun yavrudan abi? Yapacak bir şeyler de uçuramadık ki. 10 gün uçuyor, 1 hafta yatıyor. Öyle olmuyor işte. Her gün uçması lazım. Bak mesela geri düşmüş mesela. Hava çok güzel ya. Hava valla çok güzel, güneş açtı ha. Şu taraftan alayım da. Valla abi şöyle bir tutsak onları gitmeyelim. O kadar da sıcak değil lan. Valla bir gelsin diyordum ben de. Sen şuraya ne zaman konteyner koyuyoruz ya? Sen onu söylemiştin. Neyi? Şuraya ne zaman konteyner koyuyoruz? Aha oğlum malzemeyi aldık. Ne malzemesi ya? Görüyor musun profilleri? Abi biz kaynatacak mıyız? Onu Timur'la beraber yardım edeceğiz ha? Abi sen belediye bir şey diyor mu? Ya belediye sormuyoruz işte. Ama onu halledeceğiz ya, izin alacağız. Ya bir tane tanıdık var. Beyaz masalan yok mu abi ya? He? Beyaz masalan yok mu? Beyaz masa yok ya. Bizde beyaz ne var bizim beyaz masada? Şimdi arkadaşlar malzemeyi aldık. Bu kümesimiz ufak geliyor. Şurada bir yer var. İnşallah oraya bir kümez yapacağız. Hem de 2x2 gibi bir şey olacak. Büyük bir şey çok olacak. Güzel yani. Daha büyük olsun işte. Aldık profil, aldık kapısını aldık. Profilini aldık. Kapısı da arkada. Şurada arka tarafta. Sıkıntı yok Hüseyin abi. Aldık kaç boy. Belki de 10 boy profil var. İnşallah Timur. Sen kaç günde biz bu kümesi bitirdik ya? Bu kümesi 2 günde yaptı. Mehmet yaptı arkadaşlar bu beton kümesi. Biz de ufaktan yardım ettik Hayri ile.
Ama çoğu yine Mehmet Akif kümesin. Bunu iki günde mi? İki günde falan yaptı. Bir günde duvarı örüldü işte. İçim içi derken işte komple betondan yaptı. Çünkü artık hırsızlıktan bıkmıştık. Eskiden arkadaşlar şurada benim bir kümesim vardı. Burada inşaat yoktu. Tahta kümesimiz vardı. Orada tabii kuşları çaldılar. Çok da iyi kuşlar vardı. Ondan sonra tekrar dedik bir kümes yapalım da kafamız rahat olsun. Çünkü bunu kuşçu arkadaşlar bilir. Eve gittiğin zaman kafan rahat olamıyorsun. Yok işte çalındı mı? Yok ne oldu? Ne bitti? Hep kafanda bir soru oluyor. O yüzden de sağ olsun Mehmet yardım etti. Mehmet daha doğrusu yaptı bunu. Ya bu kümes bize çok uyguna geldi. Bir tuğlasına para verdik bunun. Kapısını ben bir arkadaşa yaptırdım. Kendimiz yaptık. Başka bir şey de yok bunun. Bu kümes çok uyguna geldi. Kaç tuğla aldın abi? Buna kaç tane almıştık Mehmet? 150 tane mi almıştık? 150 tane. 150 tanesini? 150 tane, 70 lira mı 80 lira mı tuttu yani. İyi, bir şey değil, çok uyguna geldi ya bize bu kümes. Zaten şu o akademiri vardı, şey duvarı vardı, şu duvarı vardı. Üstüne 2 sıra ördük sadece. Üstüne 2 sıra attık. Bu taraf yapıldı, bu taraf yapıldı. Bir de o taraftan bir yükseldi. Aşağısı zaten bir sıra daha, yani bir sıra da oradan yaptık. Yeri zaten her şey. Zaten kum, çimento onlar zaten vardı zaten elimde. Yani fazla bir 150 topla çaldı. Sen bu 150 liraya falan geldi bana. Zaten bir tavır biraz çimento da şuradan almıştık. Onları videoda söylemeyelim. Komşudan ödünç aldık ya. Komşudan sonra helalleştik arkadaşlar. Rahat olun yani. Şey diyeceğim. Yusuf başlayacak mısın sen kuşluğa? Vallahi abi. Başlayacağım abi ya. Şöyle bakınca duramıyor insan. Şöyle bakınca duramıyor başlayacağım. Ya sizin elinize gelen kuşun hatta hesabı var mı anasını satayım ya? Ama damızlarım hala Muhammed'de abi ya. Muhammed'e geçen gitti kümesine. Bak şimdi video bayağı bir izlenmiş. 12.000'i falan bulmuş onu açtı attığım video. 12.000. İyi maşallah. Güzel izlenmiş yani. Bir de Muhammed'in kuşlarına ben gittim. Ben Muhammed'e zannettim kerekütü kuşlar var. Adam bir kuşları oraya zulalamış ki öyle böyle değil kuşlar ha. Diyorum abi baktığınlara. Bak sen orada mi abi? Akıtepe bir tane duman var ya. O benim de tamam ondan sonra. Sen söyle de orada Akıtepe duman var bir tane. Bir de Öntepe ballı var o benim. Muhammed bendeki Sabuni'nin babası var herhalde onda değil mi? Ne? Babası mı onda? Bendeki Sabuni hani kaybolan Sabuni. Annesi babası ikisi. Aynı kuyruk değil mi? Bir ana. Sana ayırmış abi ya. Bu kadar. Onları başka bir yere vurmuş. Şey yanlış abi. Abi altındaki yavruyu sen de gördün. Ayırmış. Bilmiyorum ki o. Sabuni mavi geliyor. Ya gerçi ana baba onda tekrar şey yapar da. Ama bozar abi ya. Bilmiyorum ki. Bakalım bir yavrusunu alsın da altına. O eş vurmuş. O bulurmaz mı? Ya o şimdi altından birer takım görür altını. Ya o kadar kuşun takip etmek de zor. Yani o kadar kuşu nasıl takip edeceksin? Abi kuşlar postayla karışık aynı odaya koymuş. Postalar onun kuşuna biniyor yani. Ya işte o yüzden sıkıntı. Farkına değil abi. Onun ayrılması lazım. Bir de o kadar yani nasıl diyeyim sana hani o kadar damarın takibi yok. Biz bunların bile nasıl takip edeceğimi düşünüyoruz. Hepsinden mesela ayrı kan 3-4 tane 4 tane kan var burada. Hangisinin alttan ne gelecek, nasıl oynayacak, bunların takibi falan var ya. Aynen. Senelerimizi bulur yani. O yüzden de şu an hızlıca bu yaz yavruları alıp hızlıca bu yaz uçuracağız. Öyle bir takım, iki takım, bir takım yavru uçurduktan da bir şey anlaşılmıyor ki. En azından alacaksın böyle bir 3 takım yavru. O zaman belli olacak. Kuş oynadı mı, oynamadı mı. Adam şimdi alıyor bir takım kuşu. Eş yapıyor tamam mı? Alttan alıyor bir takım yavru. Uçuruyor falan. Aa diyor kuşlar oynamadı. Ya dur kardeşim bir bakalım. Bir devamını göreceksin bu hayvanın ki anca öyle. Ya yani en az 2 takım 3 takım yavru alıyorsun ki ona göre kararını vereceksin. Yoksa oyun kuşu herkes oyun kuşu sahibi olur. Oh şunu al iyi 2 tane kuş eşli altından gelen yavruları oh ne güzel oynar değil mi? Öyle bir dünya yok işte. Şurada ufak yavrumuzu da görüyorsunuz arkadaşlar. Kümesteydim. Bugün bir güneş alsın diye buraya çıkardım. Bu boz dumanlının kardeşi. Alt yuva kardeşlerim. Bunların bir kardeşi öldü. Bakalım inşallah. Selam bunda oyun var mı? Bunda oyun yok. Damızlık mı abi o? Damızlık. Bunda oyun yok. Bununla eşledim. Yavrular. Onların da yavruları var işte. Bunların yavruları işte. Birer tane var ya sağda solda. Onların yavruları var. Bakalım inşallah. Beyazların altına bir tanesini kaydırdım. Beyazlar hiç yavrulamadı mı ya? Burada? Yumurtaları vardı. Yumurtaların da baktım boş yumurtaları. Ben de şey yaptım. Şimdi kuşlar zayıf düşmesin diye yavruların birer tanesini kaydırdım onlara. O yüzden beyazlarda oyun var değil mi abi? Beyazlarda oyun var. Beyazlarda bu oyunlu bak bu uçmuş. Oynamış. Güzel oyun.
Ya bu kuş oynamış. İşte bunun yavruları var şu an işte. Dişi oturan olur mu? Yavrusu ne yaptı abi? Yavru bozdumanlı işte. O bozdumanlıların ikisi de bunların yavrusu. İkisi de bunun yavrusu. Ha, ikisi de bunun yavrusu. Biri perçeme atmış herhalde. Yok yok, ikisi de düz onların. İkisi de düz. Bozdumanlının bozdumanların suyun içinde yapıyor, suyun. Ha, biri suyun içinde, biri de bak orada bak. Ayarız. Biri de orada. Çok güzel renkleri var ya. Ben çok seviyorum o renkleri. Koyu renkleri çok seviyorum ya kuşta. Kuş dedim, koyu renk olacak yani. Ya tabii ben de ya beyaz olacak ya işte böyle dumanlı, dumanlı, kirli. Çingene mavi olacak. Öyle maviler falan benim de hoşuma gidiyor. Şöyle kuşlar bir. Hayır, oraya çekemedik bir türlü ya. Sorma abi ya. Hayır, gel. Büyüdü mü? Hayır, senin yavrun oldu Hayri. Öldü abi ya. Öldü mü? Bu yavru büyütemedik ya. Allah var ya. Bu çocuk var ya, bak gerçeği söylüyorum. Kuşla başladığından beri adam akıllı yavru alamadı. Kümesle ilgili bir sıkıntı var demek ki abi. Gerçekten alamıyor. Abi kümesle kendisine sıkıntı var. Parmaklıyordun bana kuşları gerçekten. Çok elini alan yavru da böyle süpsük oluyor. Yani abi, çok elini almayacaksın yavruyu. He? Kuşun çumardan korkuyor abi. Ondan sonra bir uçuyor, kuş kayboluyor. Ama siz de uçuyorsunuz, kaybediyorsunuz anasını zaten. Yok abi. Çok... Abi, abi. Ne? Sen sadece kaybettiğin kuş, senin bana verdiğin kulağı kaybettim. Hangi kula? Abi senin gümüş duman var ya. O gitti. Size o, bir tane sabunu vardım. Abi o buraya geldi. Hangi? O senin verdiğin sabun iki defa buraya geldi, bir daha almadım zaten. Hayır. Evet. Sabuniyi sonra bir hayır, daha size verdim. Doğru söylüyor. Bize verdi, biz de kümesi komple Muhammed'in kümesine verdik, orada öldü. Abi ben o zaman askerdeydim. Orada gitti. Ben o zaman askerdeydim. İkincisi, Hayrettin Yusuf'a verdiği perçemli mavi. Abi, o, abi Yusuf'un suçu benim suçu değil. O Yusuf'un suçu. Üç. Sen Muhammed'in... Dördüncüsü... O sattın ya. Dördüncüsü, benim burada indirdiğim bir tane mavi vardı. Yavrum abi, ay, bu Yusuf gördü onu, dedi abi ben çok güzel bir şey, al dedim Yusuf götür. Sana verdim, hatırlıyor musun? O kuş. Sen abi, çok o, bak abi gerçekten benim hiç alakam yok, hepsi Yusuf. Ama abi biz en azından çok kuş söktük orada abi. Ya kuş söküldü tamam da, çok söktük, yani çok elinize güzel kuşlar geçti ama devamın işte bak mesela Yusuf, ben... Hüseyin abinin bir lafı vardı, diyordu bir ekmeğe bal sürüyor, yiyenler Yusuf'la Mehmet. Şimdi şöyle bir şey de var. Ha mesela iyi kuşlar var. Ya ben bunun soyunu devamlı getirmedikten sonra, bunları muhafaza edemedikten sonra ne anlamı kaldı, anladın mı? Kuş kayboldu mu? Ha bitti. Soy moy kaymı kalmadı. Abi, sen şöyle şey kümesi yap. Sen şöyle kümesi yap. Yapacağız işte bakalım. Başlayacağım. Hayri gelsin. Hayri diyorum ya. Timur gelsin. Timur hayır, gelsin. Yusuf sen Hayri sen kuşlarla getireceksin mi? Ya Hayri'ye güvenip bir iş yapmayın. Hayri'ye güvenip bir iş yapmayın. Böyle getireceğiz ki. Kuşa getirmeyeceğim sen buraya. Yavru buraya da o yavru o tarafa uçuracağız. Burası uçum yeri değil de. Burası damızlık yine gibi bir yer olacak. Bence yani uçum yeri burası daha iyi. Üstüm şeylerden alsın, Muhammed'in damızlığını alsın. Hangilerini? Mavileri mi? Şeyleri var ya, altına gelen sabun mavi. Sen ya. O kuşlardan vazgeçmem, ne olursa olsun. Ama ne bileyim işte. Neyse. Neyse arkadaşlar, bir şey söylüyor musunuz gençler? Birazdan uçum kümesine geçeceğiz, orada artık uzun uzun konuşuruz abi. Hayri suskunluğunu bozacak diyorsun orada. Efsaneler orada abi, uçum kümesinde uçuracağız. Tamam arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.